Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TTIT Geometry Kampı'nın 3. haftasının 5. videosundayız. Yani bu haftanın son videosundayız. Dik üçgende kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani özel açılı üçgenlerde kalmıştık. Yani sayfa numarası 35'in son sorusu. Yani 55. sorudan başlıyoruz. Sonra 36. sayfa ve 37. sayfayı işleyeceğiz seninle birlikte. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 55'te kalmıştık. Bilerek burada bırakmıştım. Çünkü farklı bir mantığa geçiş yapacağız burada. Bakalım soru ne diyor? Şimdi 15 derece var 60 derece var. Sen şurada hop tepeden bir dik çizince hocam ne çıktı burada 30 60 90 çıktı. Ama burada da ne geldi 15 75 90 geldi. Dik çizdiğinde kendi emeğinle dik çizdiğinde karşına 15 75 90 çıkarsa gittiğin yol yol değildi. O zaman sildik. E o zaman şu açıyı da yazalım. 60 15 daha kaç yaptı 75 buraya 105 kaldı. Tüh bu geniş açı değil ki. Yani özel bir açı değil burası. 180'e tamamlayanı 75 yapıyor. E o zaman buradan dik çizince olmuyor. Şu köşeden dik çizince olmuyor. Dış açısı çünkü 75 yapıyor. Çizince çünkü 15, 75, 90 çıkıyor. Hatta burası da 75. Buradan da dik çizince yine karşıma 15, 75, 90 çıkıyor. Yani dik çizerek ben bir özel üçgen oluşturabiliyor muyum burada? Oluşturamıyorum. O zaman ne yapacağım? O zaman son çare notunu yazalım arkadaşlar şuraya. Yani şöyle bir notu da önce de yazmıştım. Son çare. Unutma bunu. Sen de bunu not olarak yaz. Neymiş o son çare? dik çizerek özel üçgen oluşturamazsak küçük açıya ait ikizkenar oluştur. Evet özel açının son noktası diyebiliriz arkadaşlar buraya. Dik çizerek özel üçgen oluşturamadığımız zamanlarda ne yapıyormuşuz? İkiz kenar üçgen oluşturacağız. Küçük açıya ait ikiz kenar üçgen oluşturacağız. Hatta bu söylediğim cümlede şunda bile işine yarayacak. Yani şu alfaya iki alfalı sorularda bile işine yarayacak. Ne yapacaksın? Küçük açıya ait ikiz kenar oluşturunca bak şöyle. Alfalık. Hocam alfa alfa 2 alfa yapıyor. Aa şunun da şu birbirine eşit oldu. Aynı zamanda bununla da bu birbirine eşit oldu. Bak alfaya 2 alfalı durumlarda da işimize yarıyor. Ha sen alfaya 2 alfa gördüğün zaman bazen şunu da yapıyorsun. Hocam şuradan bir açı ortaya alfa alfa. Evet açı ortaylık işine yarıyorsa bunu yaparsın. Yaramıyorsa da ikizkenar oluşturma yöntemini de öğrendin artık. Şimdi soruya baktık. Bu soruda dik çizerek özel üçgen oluşturamıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Küçük açıya ait. Küçük açımız hangisi burada? 15. Buna ait bir ikizkenar üçgen oluşturacağım. Nasıl oluşturacağım? Hocam şöyle mi oluştursak? Hayır. 60 derece özel bir açı. Özel açı parçalanmaz. Geçmişteki bilgileri de hep kullanacağız. O zaman ben bu 60'a dokunmadan 15'lik bir ikizkenar oluşturacaksam A köşesinden mi oluşturacağım? Evet. Şuradan bir 15 derece çizdim şöyle. İkizkenar oluşturdum. Oluşturunca iki iç açı bir dış açı oldu. 30 oldu. 30-60-90 üçgen çıktı. A, ne çıktı burada? 30-60-90. E o zaman 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12. Hatta içeriye yazayım. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 kök 3. E hocam burası da 6 kök 3. Bak toplamda şu uzunluk isteniyor benden. X uzunluğu o zaman ne oldu? 6 kök 3 artı 12'ye eşit oldu. Çok da kolay bir şekilde çok saçma bir cevapla karşılaştık arkadaşlar. Ama çok kolay bir şekilde çıktı mı? Çıktı. İşte şu son çağrıyı sakın ama sakın unutma. Bunu da not olarak yaz kardeşim. Evet geldik örnek 56'ya. Hocam 15 90 75 aha gittiğim yol yol değil diyemem. Hali hazırda 15 75 90 geldi. E o zaman ne yapacağız? Şimdi biz ne diyorduk? Dik çizerek bir üçgen oluşturduğunda karşıda 15 75 90 çıktıysa gittiğin yol yol değildi. A burada 15 75 90 direkt var. E, buradaki 4 var. Şu x uzunluğu isteniyor. Peki ne yapacağız? Bazılarınız bunu kural olarak biliyor. Evet kuralı, kuralı ezberleme. Gerek yok. Biz ne öğrendik? E hocam şuradan falan bir dik çizsem böyle karşıma 15, 75, 90 çıkıyor. Tamam buna bunun özelliği var. Haşa 4 taş ama bak bu özellik de burada işimize yaramıyor. Biraz sonra o özelliği de vereceğim. E ne yapabiliriz o zaman? Dik çizerek özel üçgen oluşturamıyorsak tek diye biliyoruz. Nedir tekliğimiz? Küçük açıya ait ikizkenar oluşturmak. 15 e ait ait ikizkenar oluştur. Hocam 90'ı mı parçalayayım 75'imi. mi? 90 kısmen özel bir açı. 75'i parçalayalım o zaman. 75'ten şöyle bir 15 derece aldım. Hocam şöyle bir 15 derece alınca şu bir ikiz kenar yaptı. 15 15 ise burası 30 burası da 60 oldu. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı kaç yapıyor? 8. 60'ın karşısı da 4 kök 3. İkiz kenarlıktan dolayı burası da 8 yaptı. Ve x uzunluğu da 4 kök 3 artı 8'e eşit. Oldu mu oldu. Bak son çare notu. Burada da bu işimize de yarıyor. Ha şöyle de bir kural var. 15'in karşısı a iken 75'in karşısı a'nın 2 artı kök 3 katı diyorlar. İşte bu kuralı ezberlemeye gerek var mı? Yok. Çünkü son çare özel açı mantığındaki son çare senin hayatını burada kurtarıyor. Geldik örnek 57'ye. Bak 67 buçuk bu da 22 buçuk. Kitaplarda belki bunun da özelliğini bulabilirsiniz. Burada da yine 22 buçuğun kaysa k ise 67 karşısı bir, bir, kat. İşte o katı ben bile bilmiyorum. Çünkü gerek duymuyorum. E hocam ne yapacağım burada? Özel bir üçgen değil bu. E şuradan yükseklik çizsek yine bir şey gelmiyor. Dik çizerek özel üçgen oluşturamıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? İkiz kenar. Küçük açıya ait ikiz kenar. Küçük açımız bu. İkiz kenar. E peki hocam 90'dan mı 67 mı? 90 kısmen özel 67 buçuktan oluşturalım bu sefer ikizkenarlı. Yani buradan bir 22 buçuk derece çektim. Şu ikizkenar oldu. Hocam iki iç açı bir dış açıdan burası 45 oldu. 45 90 ise burası da 45 oldu. A ne çıktı burada? Bir ikizkenar üçgen çıktı. 6 ise burası 6. 6 6 burası 6 kök yapar. E ikiz burası da 6 kök X de böylelikle 6 artı 6 kök olarak buluruz. Evet örnek 57'yi de bu şekilde son çare notuyla halletmiş olduk. Geldik şimdi 15 75 93 üçgenine. Arkadaşlar 15 75 93 üçgeni tamam hala hazırda karşımıza çıkarsa gittiğimiz yol yol değil ama bazen hipotenüs verildiğinde şu özelliği kullanacağız. 15 75 90 üçgeninde hipotenüs ait yükseklik H'sa hipotenüs uzunluğu 4 haşa eşittir kardeşim. E hocam biz bunu ezberleyeceğiz mi? Ya ispatı biraz sana karışık gelebilir. Ya da her soruda ispat yapmak senin canını sıkabilir. Burada sanki bunu bilsen iyi olur. Ha ÖSYM sorar mı? Ben soracağını zannetmiyorum ama biz işi sağlama alalım. Bir tek haşa dört taş var kardeşim. Nereden geliyor? Hadi unuttun. Formülü de unuttun. Ne yapacaksın? Hocam şurada bir ne var? 15, 90, 75 var. Ya burada e, şey yapabiliriz aslında. Ne yapabiliriz? İşte 15, 75, 90'da biz olayı biliyoruz aslında. Olay neydi arkadaşlar? E, Küçük açıya ait x kenar oluşturmak. Hop şöyle küçük açıya ait x kenar oluştursam. Tabi neredeki üçgende bak dikkat et. Şuradaki üçgende küçük açıya ait x kenar oluşturdum arkadaşlar. Tamam mı? Hadi oluşturduk bakalım. Oluşturunca neler geliyor? Hocam 15 ise burası da 15 x kenarı oluşturduk şöyle. Ya buradan sonra burası ne oldu? 60 oldu. E hocam burada ne kaldı? 30 derece kaldı. Aslında belki fark etmişsindir. Hocam 90 eşit eşitse muhteşem üçler eşit diyebilirsin buraya. Ya da e hocam Şuraya 15 derece değil mi? Evet toplamda burası 75 değil mi? Aynen öyle. 75'e 75 olduğundan burada da ikiz kenar çıktı deyip şuradaki eşitliği de yazabilirsin. E sonra 30'u karşı açsa 90'ın karşı 2 açtır. E hocam çift çizgi 2 aç. E çift çizgi burası da 2 aç o zaman. Toplamda da 4 aç oldu mu? Oldu. İspatı buradan geliyor kardeşim. Ama haşa 4 aç diye net bir şekilde bilmeni tavsiye ediyoruz tabii ki. 22,5, 67,5, 90 üçgeni kesinlikle bilme. Ya bu da haşa 2 kök ki haş. Bunu ispatından yaparsın. Yine çekersin böyle bir 22.5 derece. 22.5 derece çektiğin zaman bak ispat yöntemi bazen soru çözümlerinde de işimize yarıyor. O yüzden 22.5'e 22.5 burası 45 yaptı. Hocam burası da 45 yaptı. E burası 67.5 burası 22.5 yaptı. E toplamda burası da 67.5 yaptı. E 67.5'e 67.5 olduğu için şurası da çift çizgi oldu. E haşsa ikiz dik üçgenden dolayı bak şurası ikiz dik üçgen Ha haş. O zaman burası haş kökü yaptı, E burası da haş kökü, burası da haş kökü yaptı. O zaman burası da iki kök kaç mı yapmış oldu? Evet. İşte ispat yönteminden de bunu algılayabilirsin. Ama bunu bence ezberleme. Ama burada haşa 4 haş genelde sorularda karşımıza çıkıyor arkadaşım. Tamam. Evet geldik örnek 58'e. Geldi Şimdi neler verilmiş? Buradaki 45 derece verilmiş, burası 30 derece verilmiş ve CD uzunluğu 12 birim verilmiş. ABD x isteniyor bizden. He, i̇ki iç açı bir dış açı. Yani burası kaç yaptı? 75. 75 90 ise burası da kaç oldu? 15 derece oldu. E hocam 15 75 90 hali hazırda verilmiş bize. Hali hazırda verilmişse şu ana kadar yanlış yapmadım. Sorda verilmiş. Yapacak bir şey yok. E 15 75 90 üçgeninde bize hipotenüs uzunluğu verilmiş. İşte hipotenüs uzunluğu verildiğinde ya da 15 75 90 üçgenin alanı sorulduğunda genelde alan sorularında ya da 15 75 90 hipotenüsü verildiğinde biz bunu kullanıyoruz. 15 75 90 özelliğini. 15 75 90 özelliği de neydi? Aşağı 4h'dı. Yani şurası h'sa burası 4 haş olması lazım. E 4 haş 12 ise h'ı kaç bulduk? 3 bulduk. E sonra 45 var bak burada. Şurada da bir dik üçgen var. E şuradaki dik üçgene bakalım. Şurası 90 derece çünkü. E buradaki dik üçgende 45 45 90 üçgen oldu burası. E dik kenar 3 ise... Burası da ne olmak zorunda? 3 kök 2 olmak zorunda. Yani x'i de böylelikle 3 kök 2 olarak bulduk mu? Bulduk. Evet gelelim 59. soruya. 59. soruda da ne var? Şimdi bir paralellik verilmiş. Şununla şu paralel verilmiş. O zaman 90 ise burası bu yöndeşlikten dolayı 90. Sırtı da 90'dır. Sonra şununla şu paralel verilmiş. Hocam şöyle z'den dolayı o zaman burası da 90 derece yaptı mı? Yaptı. Paralelleri kullandık. E 15 derece var. Açıları bir yazayım. 15.90 ise 75 burası. 75.90 ise 15 burası. 15.90 ise 75 burası. E, tamamı 90 ise burası 15 oldu. Burası 75 oldu. Burası 15 oldu. 15.90 ise burası da 75 oldu mu? Oldu. Tamam 15 75, 90 90'ları yazdık arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Şimdi ikiye bakacağız. 15 75 90'lar soruda hala hazırda verilmiş. E burada bizden ne isteniyor? BC. Arkadaşlar o zaman BC'ye yoğunlaşalım. Şu BC'yi ben nasıl bulurum? Büyük üçgen 15, 75, 90 üçgeni. E o zaman burada hocam şurayı bulursam ben burası haşken burası 4 haş değil miydi? Evet. E şimdi bu haşı kullanacağım. Şurada 15, 75, 90 var. Şuradan dik mi çizsem? Yok çizmeye gerek yok. Bak burası haş verilmiş. Ben o zaman şuradaki 15, 75, 90 üçgenine dikkat etmeliyim. Aa hocam bu 15, 75, 90 üçgeninde burada da haşla 4 haş yok mu? Yani şurası x birimse burası 4x olmaz mı? Olur. Yani x dediğimiz kaç verilmiş zaten arkadaşlar? 2 verilmiş. Yani fd uzunluğu 2 birim verilmiş. 2 ise o zaman burası kaç yaptı? 8. h dediğimiz 8 yaptı. 4 h dediğimizde kaç yapar? 4 çarpı 8'den 32 yapar. Yani örnek 59'u böylelikle ne bulduk? 32 bulduk. Geldik örnek 60'a. Evet ABC bir eşkenar üçgen demiş. Aslında burada da bir özel üçgen sorusu bu. Niye? Eşkenar üçgen açıları kaçar derece? 60'ar derece. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Özel üçgenleri bilen arkadaşlar eşkenar üçgen konusunu çok rahat bir şekilde yapar. Yani şurayı 60 derece yazdık. Evet Ali Kara uzunluğunu 6 vermiş. K noktasının AB'ye göre simetriyi M demiş. Hmm. K noktasının AB'ye göre simetriğini alalım arkadaşlar. Simetriyi dediğimiz neydi? Hop şöyle yansıması. Yani bu noktanın bu doğru göre yansıması şunlar birbirine eşit olacak. Ve burası kaç derece olacak arkadaşım? 90 derece olacak. İşte buradaki nokta neymiş? M noktasıymış. M'yi yazdık. AC'ye göre simetriği de N noktasıymış. K'nın AC'ye göre simetriğini de alıyorum. AC'ye göre simetriği dediği için de hocam şunlar birbirine eşit ve burası 90 derece mi? Evet. Burası da L noktasıymış. Buna göre diyor ne diyor bizden? N noktasıymış pardon burası. Buna göre diyor MN uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. çizmeye çizmeyip şekil karışmasın şimdi. Tamam çizebilirim ya da şöyle çizdik. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız burada? Arkadaşlar buraya baktığımız zaman hocam dik tabanı keş parçaya bölmüş özel bir durum var burada değil mi? Evet 6 birimde kullanacağım. MN kafamı karıştırmasın isterseniz ilk öncelikle. Şu 6 var elimde. Hocam burada dik tabanı keş parçaya bölmüş x kenar aklımıza gelebilir. Ya da şurada 6 verildiği için 6'ya yoğunlaşmalıyım. Bak şurada dik tabanı keş parçaya bölmüş. Yani ben x kenarlığı şöyle oluşturacağıma şunların x kenarlığını düşüneceğime şu verilen bilgiye bakaraktan hocam burası 6 ya. E o zaman ben burada şunu çizebilirim. Hop şöyle ikizkenar oluşturabilirim. 6 ise burası da 6 diyebiliriz. Çünkü dik tabanı keş parçaya bölmüş. Arkadaşlar yükseklik tabanı keş parçaya bölmesi. Yani yüksekliği ayrı bir gözle bakmak bizim için çok önemliydi. Bu böyle noktanın doğruyu ettiğinde de biz bu bilgileri kullanıyoruz. ÖSYM de bunu seviyor çaktırmadan gizli bir şekilde böyle x kenarlığı kullanıp Lütfen sen de dikkat et. Aynı şekilde burada da dik tabanı keş parçaya bölmüş ve bu uzunluk 6 ise aynı şekilde burada da o hamleyi yapabilir miyim ben? Yapabilirim tabii ki. Yani burası 6 iken burası da 6 değil midir? Evet. Yalnız eksik bir şey bırakmayalım. Hocam burada x kenar yaptık. Çizilen yükseklik hem kenar ortaydı hem de neydi? Açı ortaydı. Aynı şekilde bu da x kenarda çizilen yükseklik nedir? Açı ortaydır. Peki şimdi bizden ne isteniyor? Şimdi bizden şuradaki uzunluk isteniliyor. Tamam şunu şöyle çizdik. E hocam şurası 6 burası 6. E, bak burada da bir açı var ama nokta nokta çizgi çizgi açıları da var. Ben şuraya bir a a dersem şuraya da bir BB dersem. Hocam A artı B neye eşit? A artı B 60'a eşit. E şu açının tamamı ne olacak o zaman? 2A artı 2B değil midir burası? 2A artı 2B A artı B 60 eşit olduğundan 2A artı 2B kaç yapar? 120 yapar. E o zaman şuradaki açı 120 derece oldu. Yani senin buradaki üçgenin ne oldu o zaman? Hocam 120 ve x kenar. Yani 30 30 120 üçgen çıktı. 6 6 ise o zaman burası da ne olacaktır? 6 köküç olacaktır. Çok güzel bir soru. Sınavda benzeri çıkmış bir sorudur. Hala da karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Burada lütfen dikkat edin. Bu sefer simetriyi demez de Katlamasını alın diye söylerler. Ya da dışarıdaki de içerik katlanmış hali buraya geliyor diye söyleyebilirler. Böyle değişik versiyonları karşımıza çıkabilir. Gerçekten hoş bir soru. Evet 60. soru 6 köküç oldu. Geldik 61. soruya. Eşkenar üçgen biçimindeki ABC üçgeni BC doğru parçasını K noktasında kesen bir doğru boyunca katlandığında B noktası D noktasıyla çakışıyor. Arkadaşlar D de AB'nin elemanıymış. B noktası D noktasıyla çakışıyor de nerenin elemanıymış? AB'nin AB elemanıymış. Şimdi sen bunu böyle katladığın zaman katlama çizgisi B noktası bu doğrunun üstündeyse katlama çizgisiyle bu doğru nasıl olmak zorundaydı arkadaşlar? Dik olmak zorunda değil miydi? Evet. Yani aslında bu noktanın bu doğru yere simetriğini alıyoruz ya simetriğini aldığımız için aynı doğru üstünde olması için bu açıların da eşit olması lazım. Yani kaçar derece olması lazım? 90'ar derece olması lazım. Peki katlamayı aldığında B noktası buraya geldiyse katlamada üstte binen kenarlar birbirine eşit olacak. Bu üçgen katlandığında buraya geldiyse bizim asıl katlanmış olan üçgenimiz bak burası olmuş oldu. Tamam katlamayı katlanmış şeklinde göstermiş olduk. Genelde ne yaparlardı? Katlanmış halinde şekil 2'de de gösterirlerdi. Ama biz buna da hazırlıklı olmalıyız diye bununla ilgili iki tane falan daha öncesinde de soru zaten sizinle paylaşmıştık. Neyse şu üçgen buraya geliyor katlandığında eyvallah. AD'yi de kaç vermiş bize? 3 vermiş. Buna göre diyor CK nedir diye soruluyor. K neresiydi bu arada? BC doğru parçasının K noktasında kesen. Evet BC doğru parçasının K noktasında kesen bir doğru boyunca işte bu katlama çizgisi oluyor o. Katlandığında diyordu. K noktası burası yani. Bizden de CK uzunluğu isteniyor arkadaşlar. He, ne yapacağız burada? Şimdi gençler burası 3. Eyvallah. Sonra bu bir eşkenar üçgen. Öncelikle bir açıları da yazalım mı? 60-60-60 diye. Evet. E şurası 30 oldu. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı nedir? 2A'dır. E hocam burası da A. E sonra ne oldu? Bu bir eşkenar üçgen değil mi? Evet. Bak burası 2A artı 3. Burası da ne olmak zorunda? 2A artı 3. Eşkenar üçgenin kenarları olduğundan dolayı bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Yani 2A artı 3 neye eşit olacak o zaman? 2A artı X'e eşit olacak. 2A'lar ne oldu ve direkt X kaça eşit oldu? 3'e eşit oldu. Örnek 61 böylelikle 3 oldu kardeşim. Geldi örnek 62. Şimdi beni dinle. Bir döndürme sorusuyla karşı karşıyayız burada. Ama bu döndürmelerde falan hep böyle kendimi büyütüp şeyi göstereceğim. Bıkana kadar göstereceğim çünkü ÖSYM çok seviyor. Eş yapıları çok seviyor. ÖSYM'nin yeni nesil soru tarzları dediğimiz böyle. Tek bir parantez içerisinde söyleyebiliriz onu. Onlar da eş yapılar. Eş yapılardan biri katlamadır. Biri de döndürmedir mesela. Biri de kesip başka bir yere koymadır mesela. Ya da aynı üçgenleri eş yapıları kullanmaktır mesela. İşte döndürme de bir eş yapıdır aslında. Kalem hep aynı örneği gösteriyorum. Kalem hop döndürdüğünde yine aynı kalem mi? Evet. Bak sen bir doğru parçasın. Döndürdüğün zaman hop döndürdün. Şu ve bu önceki hali birbirine eşit değil midir? Evet eşittir. Peki üçgen şeklindeki kalemi üçgen düşünsen üçgen şu üçgeni döndürdüğün zaman burada da aynı üçgen mi oluşuyor? Evet. Üçgen şeklindeki bir yapıyı da döndürdüğün zaman burada da ne oluşacak? Üçgen, buradaki üçgen, şuradaki üçgen eşit olacak. Yani bunlar eş yapılar. Ha, uzunluk olduğunda sadece uzunlukları eşit gösteriyoruz ama üçgensel bir levhayı döndürüyoruz ya burada. Üçgensel bir levhayı döndürdüğün zaman tamam kenar uzunluklarının birbirine eşit olması bizim için önemli. Ve ekstradan da açı uzunlukları da birbirine eşit olması bizim için gerçekten ama gerçekten önemli. O yüzden lütfen buna dikkat edin. Döndürmede de eş yapıya dikkat edeceğiz. Şimdi soruya başlayalım. ABC üçgeni A köşesi etrafında ok yönünde 30 derece döndürüldüğünde şu kırmızı üçgen elde edilmiş. E arkadaşım şimdi burada bu üçgeni ben döndürdüğümde şurada kırmızı üçgen elde ediyorum ya. Yani eş yapı. İlk üçgenle şimdiki üçgen ne oldu? Eş. Bu nasıl bir üçgen? 30-60-90 üçgeni. Bu da aynı şekilde 30-60-90 üçgeni olmak zorunda. Hemen bunları yazdık. Sonra adam demiş ki bize hocam bu 30 derece döndürülmüş böyle hop 30 derece bak AC kenarı hop buraya geldi. Şu 30 derece dönmesi şurada kaçıyı vermiyor mu bana? Yani şurada kaç 30 derece ya da hocam burası bak B üstü buraya geldi. Burada da 30 derece dönüyor deyip şuraya da 30 yazabilirdik ya da şu 30'u bulduktan sonra hocam 30 ya şu, tamamı 90 olduğundan buraya 60 kaldı. E bunu da tamamı 90 olduğundan buraya da 30 kaldı diyebiliriz. Şimdi açıların eşitliğini yazdık. Bir de ne önemli arkadaşlar bizim için? Kenarların eşitliği de önemli. Bak şimdi. Şuradaki kenar uzunluğu nereye eşit olacak? Şu kenara eşit olacak. Değil mi? Döndürüldüğünde E hocam şu kenar uzunluğu da nereye eşit olacak? Ama bu kenar uzunluğu derken şunu siyahla göstereyim. Şuradaki kenar uzunluğu da buradaki kenara eşit olacak. Kenarların eşitliği bizim için önemli. Hatta hipotenüs uzunlukları da ikisinde de birbirine eşit olacak. Tamam. Şimdi burada şu verilen açılara bakalım. Hocam burada 30-30-120 var. 30-60-90 var. E hatta burası 90 derece. Burası da 90 derece. Burası da 30 derece oldu. Ters açıdan 30. E burada da bir 30-30-120 çıktı mı çıktı. Şimdi bizden ne isteniyor? Kc üssü Yani şuradaki uzunluk bölü. Neresi isteniyor? B üstüme isteniyor. Tamam. O zaman bir yerden başlayacağım. Hocam şu 30-60-90'dan mı başlasak acaba? Hayır. Benden bu isteniyor. Buradan başlayayım. 30'un karşısına ben 1 dersem. 1 diyorum çünkü oran isteniyor. Oran istenildiği için oranında biz şurayı k'lı buluruz. Burayı da k'lı buluruz. Sonra anladığım zaman k'lar gidecek sonuçta değil mi? O yüzden buraya direkt k demeyelim de 1 diye başlayalım bence. Evet şuraya bir 1 desek. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı kaç yaptı? 2. Dikkat et. 30'un karşısı 2 ise şu 30 60 90 üçgeninde 60'ı karşısında şu kenarda kaç yapacak o zaman? 2 kök 3 yapacaktır. Evet burası 2 kök 3 olacak tamamı. Şimdi bu üçgen 2'ye 2 kök bir üçgen ya. E hocam burası da 2'ye 2 kök bir üçgen olacak. Yani burası da 2 kök 3 olacak. E sonra ne yapacağız? Hocam şuradan gidebiliriz. Şimdi 30'un karşısı 1 60'ın 60'ı karşısı kök deyip şuraya tamam 2 diye buraya da 2 eksi kök 3 kalıyor deyip ama sanki böyle sonuç böyle buradan daha uzun çıkacak. Duralım bakalım burada. Ama şuraya baktığımız zaman da şuranın artık biz ne olduğunu biliyoruz. 2 kök 3 olduğunu biliyoruz. Tamam çünkü şu kenarlar birbirine eşitti. E burada da 30 30 120 var. Sanki buradan daha kolay çıkacak. 30 30 120 üçgeninde bunlar da kök 3'e bölünmüş hali. Yani 2 2 olmaz mı? Olur. Dikkat et. Tamamı 2 kök 3. Şuraya kadar olan parçası da 2. O zaman buradaki uzunluk 2 kök 3 eksi 2 mi oldu? Evet. Benden bu uzunluk isteniliyordu. O zaman ben şuradaki üçgende 30 30 120 üçgenine bakacağım. E şu kenar çıktı zaten. Bu kenar 2 kök 3 eksi 2. Bu kenarda 2 kök 3 eksi 2. O zaman burası da ne olacaktır arkadaşlar? 2 kök 3 eksi 2'nin kök 3 katı olacaktır. 30 30 120 üçgen olduğundan. Kök 3 ile çarptığınız zaman burası da kaç yapıyor? 6 eksi 2 kök 3 yapıyor. Şimdi K C üstüne bak bakalım kaç çıktı? 6 eksi 2 kök 3 bölü B üstü M isteniyor. B üstü M de zaten 1. O zaman cevap 6 eksi 2 kök 3 yapar mı? Yapar arkadaşım. Evet örnek 62. Böylelikle 6 eksi 2 kök 3 bulduk. Ve geldik son soruya. Gençler aslında bu soruyu Kemal hocanıza yani VIP fiziğe çözdürecektim. Ama şu an kendisi köyde olduğu için yanlış anlasılmasın tatil köyünde değil. Kastamonu'nun herhangi bir köyünde olduğu için şu an ekran başına geçip bunu çözemiyor. Ama soruyu attığımda kendisi şak diye çözdü. B biliyorsunuz fizikçilerin geometrisi iyidir ama Kemal hocam da geometrisi gerçekten mükemmel. Böyle fiziğe andıran bir soru olduğu zaman konu anlatımındaki bir soruyu böyle Kemal hocanızla çözdüreceğim müsait olduğu bir zamanda gerçekten çok hoş bir çözüm yaptı. Hatta bu soruyu da öncelikli olarak sen de kendin çözer misin? Gerçekten çok güzel bir soru. Sen şimdi videoyu durdur. Çözümünü yap sonra karşıma gel. Tamam mı dostum? Hadi bakalım ben de çözüme başlıyorum. Şimdi bu niye böyle fiziği andırıyor? Böyle hani ışın sorusu gibi aslında. Hani ışık vurduğu açıyla gidiyor ya. Ya da fizikte nasıl o? Benim zamanımda öyle diye hatırlıyorum. Normalle yaptığı açı beta iken e, yansıma açısında yine normalle yaptığı açı beta şeklinde diyorduk. E şimdi de biz geometride bunu vurduğu açıyla gidiyor şeklinde söylüyoruz ama şimdi de artık bu şekilde mi kullanılıyor ya da bu şekilde vurduğu açıyla gider şeklinde mi kullanıyorsunuz bilmiyorum. Yoruma yazın beni aydınlatın lütfen. Tamam mı? Hatta çözümü de bulan arkadaşlar buldum ya da bulmadım deyip yorumu da yazsın lütfen. Şimdi e, burada da ben bunu bilardo oyundaki topa çevirmişim. E, bilardo oyununda topa düz bir şekilde vuruş yapıldığında top banta yani Masanın kenarına bant diyoruz arkadaşlar. Çarptı açıyla yola devam eder. Bu arada geometriciyiz ya böyle bilardoyu da çok iyi oynardım. Gerçi ee, tarihçi olan Çetin hocam yani ev arkadaşım kendisi. Onu yenemiyordum ama zor yeniyordum ama neyse. Arada sırada yendiğimiz zamanlarda oluyordu tabii ki. Ama iyi de oynarım. Evet bu şekilde bir şey tanımlamışım. Bilardo oyununda şöyle topa vurduğu açıyla gitmesini tanımlamışım arkadaşlar. Tamam sonra şekildeki gibi özel olarak hazırlanmış bilardo masasında K noktasından BC kenarına paralel bir vuruş yapılıyor. Buradan şuna bir paralel vuruş yapılıyor. Verilen açılarda da yazalım mı? 30, 90, 60. E hocam şu paralel bir vuruş yapıldı ya. Yöndeşitten dolayı burası 60 burası da 30 mu yaptı? Evet. Şimdi e, burada 60'ı karşı köküsü 30'un karşısı 1 yapar. Sonra bunun tamamı kaç? 6 köküç. 60'ı karşı 6 köküsü 30'un karşısı da kaç yapacaktır? 6 yapacaktır. Buraya da kaç kaldı? 5 kaldı. Hatta 30'u karşısı 6 ise şuradaki uzunlukta kaç yapar? 12 yapar. Eksik parçaları tamamladık. Eyvallah. Kök 3 ve 5 kök 3 verilmiş. Topa K noktasından vurulduktan sonra top tekrar K noktasına ilk kez geldiğinde topun aldığı yol nedir diye soruluyor. Bak K'dan vurdum ya şöyle. Top vurdu çarptı geldi buraya. Sonra vuracağım. Sonra vurdum. Sonra vurdum. Böyle böyle gidip gezip en son nereye geliyormuş? K noktasına geliyormuş. İşte K noktasına geldiği anda Top ne kadar yol izler diye soruluyor arkadaşlar bize. Hadi bakalım. Topa vurdum paralel bir şekilde. Vurdum. Vurdu açıyla devam edecek. Yani burada kaçı kaç derece olacak? 60 derece. Bak 60 derece vurdu ya banta. 60 dereceyle yansıyacak. Devam etsin. Devam etsin. Devam etsin. E o zaman burası da burada kaçı da belli mi? Belli. 60 60 iken burası da ne oldu? 60 oldu. Hatta 60 60 60 60'dan dolayı burada bir eşkenar üçgen çıktı. Şu eşkenar üçgenin kenarlarını da yazalım. Bunlar da 5 5 mi oldu? Evet. E sonra Tamam 12'ydi. Buraya da ne kaldı? 7 kaldı. Devam edelim. E, burada da top devam edecek. 60 dereceyle vurdu ya. Vurdu açıyla yansıyacak. Vurdu açıyla yansıması demek ne demek? Hocam şu şekilde oluyor demek. Burada da kaç derece oluyor o zaman? Vurdu açıyla gitmesi demek 60 derece oluyor demek. E tamam. 60 derece yoluna devam etsin. Yoluna devam edince bak 30 60 90 üçgeni çıktı karşımıza. E 30'un karşısı 90'ın karşısı 7 ise 30'un karşısında kaç çıkar o zaman? Hocam 7/2 çıkar burası da. E o zaman şuraya da bir 7 bölü 2 yazalım. E sonra hocam buraya dik vurdu. E dik vurduğu zaman vurdu açıyla ne olacak? Yansıması hocam dik vurduğu zaman gerisin geri gelir değil mi? E o zaman bizim eleman ilk etapta burada vurdu. Sonra böyle gitti. Sonra böyle gitti değil mi? Sonra burada vurduktan sonra da geri dönüş olacak. Şuradan şöyle vurdu açıyla aynı yolu vurdu açıyla aynı yolu devam edip buraya gelecek. Yani K noktasına geldi mi geldi. O zaman bizden ne isteniyor? Hocam 30'un karşısı 1 iken 90'ın karşısı burası da kaçtır? 2'dir. 2, 2, 5 ve 7 bölü 2 gitmişti. 2, 5 ve 7 bölü 2 artı sonra 2, 5, 7 bölü 2 gittikten sonra geri dönecek. 7 bölü 2, 5 ve 2 daha gidip 7 bölü 2, 5 ve 2 daha gidip K noktasına ulaşıyor. İlk kez K noktasına işte bu kadar. Şunların toplamı kadar yol almış olacak o zaman. E hocam burası 7. Hocam şurası da topladığın zaman 7. Burası da 7. Toplamları da kaç yaptı o zaman? 21 yaptı. Gerçekten çok güzel bir soru. İnşallah sen de yapmışsındır. Bu tür soru bak mantığı bak sınavda çıkmadı. Aa, bu benzeri böyle bilardo topu şeklinde verilmeyebilir. Nasıl verilebilir? Şey şeklinde de verilebilir. Ee, bu ışın şeklinde de karşımıza çıkabilir tabii ki bunun so sorusu. Işın şeklinde çıktığı zaman da ya da daha farklı bir şekilde ÖSYM karşımıza getirebilir. Ama böyle bir soru bak ÖSYM sormadı. Genelde değişik yazdığım soruları ÖSYM böyle soruyor. E bu da değişik sorulardan biri ve çok hoş sorulardan biri. Mutlaka bu soru gibi bu sorunun mantığında bir soruyla karşılaşacaksın kardeşim. O yüzden lütfen bu soruya çok dikkat et. Evet gençler böylelikle bitirdik mi? Evet 3. haftayı bitirdik. Sırada ne var? Bundan sonraki konu ikiz kenar ve eşkenar üçgen konusu var değil mi? Evet bakıyoruz şöyle. Evet bundan sonraki konu ikiz kenar üçgen konusu. Ya artık bundan sonraki x kenar ve eşkenar üçgen konusunda aslında dik üçgenin ve özel üçgenlerin tekrarı da diyebiliriz aslında. Sen buraya kadar sabrettiysen bundan sonrası çok güzel olacak. İnanıyorum. Çünkü ben geometriyi ikiye ayırırım. Üçgenler ve diğerleri. Üçgenleri de ikiye ayırırım. Dik üçgenin sonuna kadar olan kısım ve sonraki kısım diye ayırırım. E dik üçgenin sonuna kadar olan kısma kadar sen sabrettin ya. Bundan sonrası gerçekten ama gerçekten çok güzel geçecek. Buna inanıyorum. Full ya da full ya yakın yapma adayısın sen. Adayı olacaksın daha doğrusu. Hadi bakalım bu haftayı bitirdik. O zaman dördüncü hafta ikizkenar üçgen eşkenar üçgen konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.